best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Listen, I'm an idiot. Yeni bir tarım vlog bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de mıh çekirik. Benim bak kültüvatör artık sizin oralarda ne derler bilmiyorum. Bizim buralarda farklı söyleniyor. Her yerde gerçi farklı söylenebiliyor. Arkadaşlar nasılsınız? Halınız, keyfiniz nasıl? Yorumlarda anladım bana. Bir de yorumlara belirtin sizin oralarda buna ne deniliyor. Şu anda D35100G ile mıh çekiyorum arkadaşlar. Arkadaki makine 370. Ortalama 8-10 km arası gidiyorum. Şu anda yolda aslında gelirken çekmiştim de kamerada yine sıkıntılar oluşmuş. Uçaklıyor arası öyle şeyler. O yüzden oraya kaydetmemiş, tekrardan başladım. Şimdi turpun birine geldim. Anladım, düz olan turp arkadaşlar. Oradan başladım. Pancar için yer hazırlıyoruz. Zaten biliyorsunuz Ladas blok atmıştım. Da gaz ayağını atamadım. Gaz ayağı çek. Gaz ayağından sonra gübre attık. Gübreden sonra da şu anda üstüne tırmığı çekiyorum. Karıştırıyorum. 370 tek merdaneli. 54-10 ile de abim çalışıyor şu anda. Onda da 5 metrelik arkadaşlar. O bizim değil o. Tanıdık birinden yağmur yağacak diye aldık. Şu anda o da çalışıyor. Ama burada değil. Sizlere bugün DevTools'dan bahsedeceğim. Bundan sonra beraber DevTools'u inceleyeceğiz. Detaylı bir inceleme gerçekleştirmemiştik. Arkadaşlar bu bir turdan gitmemin sebebi, dönerek falan sıra açmamamın sebebi, ekip makinası kaymasın diye. Ben sırayı bozarsam ekip makinası da bozuyor. Ben de kayma oluşabiliyor. Arkadaşlar DevTools'u 2000'dir kullanıyorum. Navas'ta sadece bir sefer gidip gelme şansım olmuştu. Şimdi çalışıyorum bakalım. Çok yazıyordunuz DevTools'u kötülüyor kötülüyor. Ne de arkadaşlar kötüleme değil ya. Onun 2000'dir de video atmıyorum. Kanala saçma sapan yorumlarla usandık, kendimi tarlaya vurdum arkadaşlar. Tarlaya geldim, çalışıyorum. Tarla biraz taşlı ya. Gerçi her tarlada ufaktan bir taş var. Tarlaya onları da alıp getiriyorum başa doğru. Böyle kaldıralım. Bakalım video işte 40-50 artık kaç dakika olursa editler atarız YouTube'a.
hem de DevTools'u incelemiş oluruz, hem de bunu biraz çalışırız işte beraber. DevTools'dan bahsedeceğim şeyler çok arkadaşlar. Şimdi de deneyimlerimi anlatacağım size. DevTools'lardan hiç yemeyelim. Bana da çok şeyler. Arkadaşlar şu anda kamerayı kahveye bağladık bakalım. Şöyle umarım güzel gözüküyordur. Daha alışamadım ben bu ekipmanlara ya. Açık sanki aşağı indireceğim kamerayı. Benim şöyle gözümün gördüğü gibi baksın istiyorum ya bunu. Şöyle açık. Bakalım şöyle. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu arkadaşlar. Mamo tarım gururla sunar arkadaşlar. Çilforos tarım. Artık ne derseniz. Bu ara traktör incelemesi falan da yapmıyoruz ya. Aklımda TR6 var nasipse. Umut kardeşim var, değerli izleyicimiz. Sağ olsun videoda bahsetmiş, söylemiştim. Ondan sonra bize geri dönüş sağladı. Dedi abi bende var dedi, iki tane TR aldı dedi, gel başımın üstünde yerim var dedi, gel dedi, canını yerim, misafirim var sana yapışma. Buradan ona selam gönderiyorum. Aha, şu işleri bitireyim. TR6 incelemeye gideceğiz. Ben de çok merak ediyorum TR6'yı. Bir de şu tarlaya bakayım. Aa, o tarlayı yapalım. Aa, burada da bir karavan maravan gibi bir şey var da. Partisçiler bilmiyorum artık. Abimi görebilecek miyim? Aa, orada biri çalışıyor da acaba o mu? Buranın hangi tur? Ona bakmam lazım. Buraya yam. Bir de diğer tufa bakalım arkadaşlar. Ona göre para şeyleri orada mı buradan mı gelecek bakarız. Bizde uydu sistemi yok arkadaşlar. Biliyorsunuz biz piyasaya da ekim yapıyoruz. Abim, iki tane abim de piyasaya çalışıyor şu anda. Adamın adı Uydu İboş oldu. Uydu İbrahim Cengi. Uydu gibi gidiyor arkadaşlar. 1200 metre falan gidiyor adam ya. Adam yapıyor ya. Aa, bu tuğba çıkmaya düzmüş baba. Bu bir atılmış, bu ne atılmış. Ahip atılmış. Aa, bu top iyiymiş bak. Bu toptan başlanabilir. Top iyiymiş arkadaşlar. Şurada hafiften bir yağmurluk var. Tabii ben onu şimdi hizalayacağım. Ona göre gideceğim. Şöyle hemen. Buradan da arkadaşlar sabitleyelim 18 hızımızı şöyle. Evet. 18.000 devre hızı sabitledik arkadaşlar şurada. Şu şey çift çeker, şu diferansiyel kilidi, işte burada elektronik gaz falan mevcut. Şöyle yamulttuk sırayla. Size anlatayım derken yamulttum arkadaşlar. Ondan sonra şurada stop var arkadaşlar, işte arkayı şey diyor, kilitliyor falan. Böyle bir tık düşeyim. Şuna zaten daha ben rahat rahat dönebilirim ben. Ben şu sırayı bozdum da şu sırayı bir düzleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra lafa devam edelim.
daha iyi olunu. Tamam. Tumpa böyle oldu arkadaşlar. Dev tuzu göstermiştim şeyde de. Tam öyle detaylı böyle kullanıp inceleyememiştik. Ladas'ta göstermiştim. İkindirelim. Şöyle hatta yavaş gideceğim arkadaşlar. Aa böyle gideyim lan. Aa böyle gideyim, böyle gideyim. Böyle iyi. 9 kilometre falanmıştı. Motor 5 vites arkadaşlar. Yalnız bu motor 42 kilometre yapıyor. 1 kilometre ile masse yolda geçiyor, bunu denedik. Sınırlamışlar. Açılsa herhalde bir 60 falan görecek. Devtuz kullanıcıları yani 5100G olan veya farklı bir devtuzu olan ne kadar yapıyor yolda falan bir yazın bakalım. Tabi traktörü açtıysanız. Başlıklardan bir tane gidelim arkadaşlar. Rahatça dönelim. Başlıktan gitmeyi unuttum sizinle konuşurken. Buralardan bir gidiyorum. Rahat rahat dönüyorum ondan sonra motoru zıplatmadan. Ondan sonra de burada takviye idi mevcut arkadaşlar. Şurada bir tane el debriyajı var. İnşallah görebiliyorsunuzdur. İşte kademeler, uçuklar yani. Nasıl adlandırırsanız. Daha bir tane goyuz var, onunla vidaydı, penseydi falan devtuzun yanında geliyor. Bakın buralarda bile petekler var, bu güzel bir özellik. Şu anda klima açık zaten, şuralardan vuruyor. Şurada bir tane güneşlik var. Ondan sonra şuralarda işte ışıklar ışıklar var arkadaşlar. Şurada göstergeyi kontrol ettiğimiz düğmeler falan var. Debriyajı falan güzel. Freni, debriyajında sıkıntı yok. Ondan sonra şurada bir küllük mevcut. Kapılar açılışı şuradan şöyle. Güzel yani. Hostes koltuğu burada. Traktörün içi geniş. Şöyle baktığımız zaman ben arkadaşlar motora bindiğim zaman şeyle dedim bakın. Ayağım değmiyorsa sıkıntı yok. Kamerayla aktığım şey var. Aha burada depe lambası, şu anda depe lambası çalışması lazım. Evet, çalışıyor. Daha sonra benim burada ışıklardı falan, depe lambasıydı. Teyipti. Şurada flash belleğim var. Ha burada bir tane kabin lambası mevcut. Şurada zaten kuyruk mini devirlerini falan ayarlama çarptı cürttü. Şu anda orası biraz dolu. Uğraşmayayım arkadaşlar şimdi. Cam böyle şöyle açılabiliyor yarım varım. Değişik bir şey. Yeter bu kadar. İyice iyice arkadaşlar, iyice iyice. Güzel yani, ben sevdim yani. Şu ufak tefek şeyleri yumuşarsa hiçbir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Şurada hassasiyet ayarlarımız var. Bundan sonra mayma, burada bir sigortalık var. Ondan sonra ağacıma başka ağaçta bir çahmağı falan var. İşte değişik değişik şeyler var ya. Şuradan silecek suyunu meyunu çalıştırıyor. İyice iyice. İyice iyice. Ondan sonra başka ne var? Bir şeyler var işte ya. Hoparlörler burada. Ondan sonra ağacıma değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Güzel bak. De ben alıştım mı arkadaşlar böyle gitmeyi seviyorum. Aa bunu tekfiren şey de aa burada. Bu nasılmış? Aa bay. Bir dakika. Gözüküyor mu kamerada acaba? Gözüküyor. Nereye dağıyormuş lan? Anladım. Tamam. Uzun uğraşlar sonucu anladım arkadaşlar. Şimdi bu böyle şuraya giriyor. Sonra aha da böyle oluyor. Şöyle de tekfiren. Ece ece. Tamam. Ahim. Ece ece arkadaşlar. El freni şu anda gözüküyor mu bilmiyorum, daha orada bir yerde.
Neyse arkadaşlar, ben videoyu çok şey gitmeyeyim. Tuzla şöyle dıştan size bir göstereyim. Aha şuradan da şöyle. Ya dedim ki TikTok'ta yapıyorlar belki olur dedim. Bak basıyorum. Hadi. Dur bakayım elimizden az etçik. Hadi lan. Güzel. Şöyle aşağı ineyim arkadaşlar. Mazot koyduk da. Mazot ecik şey etmiş, dokunmuş. Önde de bayağı farmar var da değişik motor. Arkadaşlar jantları sanki küçük ya. Hani 100 beygir motor 24 jant kullanıyor da bilemedim. Artık siz yorumlarda yazın. 43 kilo daha burada varmış. İkişer tane. Buyruk mili durdurmasıydı, indirme kaldırmasıydı. Bunda da mevcut arkadaşlar. Piston olarak tagol falan yanında geliyor. Çift tepe lambası yeri olması güzel bir özellik.
Evet, tarlayı bitirdik. Tabii çok düz tuttan başlamıştım. Sonra şuraya geçmiştim. Orayı da bitirdim. Sonra buraya geldim, burayı bitirdim. Şimdi şu baş tarafında şöyle kalan yerleri de alıyorum. 5100G ile. Ona devam. Şurada şuraya da gidek bir tane. Ondan sonra dümdüz gittiğimiz zaman şu yoldan dümdüz gideceğim ama abimin orada olması lazım. Bakalım MF'yi gösterebileceğim mi size? Şuradan devire basayım arkadaşlar. Bu arada ben de tam bilmiyordum, abimden öğrendim. Arkadaşlar bu devir tuş göremedim. Gazı denedim. Yani gazdan önce ayağında sabitliyorsun, sonra tuşa basıyorsun. O da olmadı. Hani basılı tutuyormuşsun. O da öyle, haberiniz olsun arkadaşlar. Yani devir sabitleme. Önce ayak gazıyla arkadaşlar ayarlıyorsun. İşte 18-20 kaç istiyorsan. Sonra düğmeye basılı tutuyorsun. Göstergede zaten işareti çıkıyor. Şu o M1 tuşuna basılı tutuyorsun. O şekil. Şu başa çıkıp kaldıralım. Oradan bir tane gelsek yeterli. Zaten çok taş var arkadaşlar şurada. Büyük ihtimal önüne katar getiririm. Bu arada bu taşları gel topladılar. Sağ olsunlar. Ben de kaçmış gibi oldum ama şuradan işte tarlaya geçmek gibi, geçmiş gibi oldum ama. Hadi bakalım. Öyle şuraya doğru gidelim. Tarla bu şekilde oldu arkadaşlar, bakın. Ha, yetmezse ikinci seferde çekerek. Hop. Tamam, şöyle çıkıyorum. Kaldır abi. Aynalar güzel arkadaşlar. İyi gösteriyor şöyle. Neyse, ben bunu bir çift çekerden çıkarayım arkadaşlar. Şöyle bir çift çekerden çıkaralım. Evet, çift çekerden çıktı. Gidiyorum. Sesini de şöyle göstereyim. Şurada el debriyajı var. Abim dili göremedim. Neredeler acaba? Nereye gittiniz? Oh. Allah Allah. Neyse, ben size vitesi göstereyim. Şöyle. Mis gibi. Şuna basıyorsun. Şöyle gösterge göstereyim. Aha, geçti. Aynı mamo gibi. Ben şimdilik MF şu solda gördüm arkadaşlar, uzaktı da. Şu anda kamerada gözükmüyor. Tepeye inerken gözüme kestirdim ben orayı. Abi. Seni solda gördüm de. Doğru gördüm değil mi? Tamam, geliyorum. Sunroof yok. Acaba takılıyor mu? Buraya bir yerini koymuşlar ama. Mü. Acaba. Evet. Bassein yanına geldik. Bak hele şunun arkasındakine, kocaman la. Bayağı yer götürüyor ya. Neymiş la? Şşş. Öndeki niye küçük? Bunu bana verin. Bunu ben kullanayım. Valla. Heyce çekiyor la 75 beygir motor. 5 metre arkadaşlar. Bilmiyorum, dün ayağımdan göçtüm 5 geldi. Heyce yapıyor. Nadal.
Ben de şu oradaki tarlaya gideceğim. Ev tuzu da burada. Tarlanın boyu başı da bayağı uzakmış. Ben bir gelişini çekeyim şunun arkadaşlar. Şunun bir gelişini çekek, şunun bir sesini çekek la, bir ses dinleyin. Burada yine iyi. Bizim bir tane video var. Angal'da ayçiçek ekiyoruz diye, onu izlediniz mi bilmiyorum da. 1200 metre. Gitmiyor tarlanın ucu. Tarlanın en uzun yeri 1200 metre. En kısa yeri de 600 mi 700 metre mi ne? Ersin abi de şurada şimdi, Ersin abinin yanına gideceğim. Motorun önünü ne çalayım mı neydi? Dev tuzun önü çok çalınıyor arkadaşlar ya, 370'ine. Bunu da asak daha çok çalınır. Bu çok çift merdane, bu çok ağır. MF'nin önünde çok şey diyor. Amma yer götürüyor la. Valla ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama iyi gidiyor. İşte bana patates buldum. Aha patates buldum. En sevdiğim eve gidip kızartmam lazım. Dün bir arkasında şey ettim de 7-8 kilometreyle gidiyor ya. Ve şuradan gelişini çekelim. Masayı da gösterdiğime göre size gidebiliriz. Evet, şu anda da Ladas vlogundan hatırlarsınız. Landini falan görmüştünüz. Hüseyin'in motorları. Burada da Enişte Power Kayış Edition Doblo. Artık enişte arabası değil, tarla arabası. Şimdi Ersin abiyi alacağım. Ersin abiyle sohbet edeceğim. Şimdi arkadaşlar kamerayı şuraya takayım. Adam geliyor ya. Adam ya. Evet arkadaşlar, Ersin abi yanımda. Ersin abi rahat ol. Yavaş şeyle ha. Bu şey kankam. Bahseye olsaydı. Bahseye olsaydı bak. Ersin abi. Bahseye'nin karnını doyurmak mı güzel dev tuzum bu? Bahseye ya. Bu hayvan gibi çiğde hiçbir şey yapmıyor. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu motor niye açılmıyor kardeşim? Abi bizi linçleyecekler biliyor musun? Niye ya? Devtuz götürüyor diye. Devtuz götürüyor diye linçlemesi gerek yok abi. Doğrusu neyse o. Helal olsun. Şey. Yüz beygir motoru şimdi arasındaki şeyi gördün ya bak. Gördü değil mi? Gördü değil mi? O 5 metre, bu da 3.70. İnan ki onu buraya alsam çekmez ya. Bunun önü çok çalınıyor. Bununla bile arkadaşlar onu da alsak daha çok çalınır. Çünkü çok ağır. MF'nin önünde çalıyor. Yani her ikisi de bizim motor olduğu için yani. Aynen. İstemez belli bir. Arkadaşlar. Yorumlarda yani boşa şey yapmayın arkadaşlar. Boşa kızmayın diyor değil mi Ersin abi? Aynen abi. Ya Ersin abi, herkes seni soruyor. Çok özlediler. Ya kardeşim işte biz de kışın hep yatıştaydık. Kışın yatıştaydı. En son Ladaslar yaptık. Ladaslar'da gördüler seni. Evet. Ondan sonra tekrar başlangıcı yaptık. Hayırlı günler inşallah. Gübeyi attık zaten. Evet, gübeyi attık. Taban gübesini. Şimdi de şey yapıyoruz. Hadi bakalım. Duyumun. Ondan sonra da ekimi de haftaya salı günü düşünüyorum ama inşallah yağmur yağarsa.
İnşallah. Afiyet sana diyorsun değil mi? Evet. Evet. Aa bak. Evet arkadaşlar, tabii süpersiyonu benzin ayı var çünkü gelmiyor bir şeylere. Evet. Abi sen arkadaşlar MHP'den başla, motor almayın. Ersin abi, evet. Masaya güzel bir söz ürettin. Değil tutada bir söz üret bakayım. Valla şu an daha buna tam olarak adapte olamadım. Adapte olamadık. Evet. Abi ben de devir sabitleyiciliğine iyice gazı yükselttim. 20'ye falan verdim. Motor açılsın diye zaten Vadas yaparken de yüksek gaz veriyordum. Evet. Bilmiyorum açılır mı arkadaşlar. Kullanıcıları bir yorumlasın bakalım. Gerçekten D30'da yana değilim, MF'de yana yürüdüm. Evet. Ama bu da güzel traktör. Yok ya, güzel evet. Traktörle bir şeyimiz yok da. Ne bileyim yani, bir insan MF'ye binip de sonra D30'a binip. Evet, darlığı geliyor. Şimdi şuradan bir tane gideyim, baktım arkadaşlar. Bir de şuraya bakacağım ben. Kolay mutlu versin abi, şuraya daha. Orada o baş düzde fazla abi oradan ekmeye başlar. Topu düz olduğu yere gidiyoruz. Açtır. Burada kamera daha açık, sıkıntı yok. Bu alem dediğim gibi bize şu anda motor sesi az geliyor ama inşallah kamera çok algılamaz. Bizim sesimizi de iyi alır. Ama tuttan eker bence. Ben öyle düşündüm. Aynen, burası güzel arkadaşlar. Biz de tuttan devam edelim. Öyle. Ve Ersin abi ne var ne yok? Sizin motorların fiyatları ne var acaba? Bunların fiyatları mı? Abi 125 değil arkadaş ki. Kaç aldı? 900 ama tam hatırlamıyorum. Merak ettim vallahi ben de. Sen bunu, zaten bunu kaç para aldılar zaten ya? 500 mi aldılar? Şimdi bana da olmuştu 1000 lira. Abi gidin MF alın. Bak MF abi. Abi bildiğin araba ya, lüks araba gibi. Bahseyi de çok pahalan dersin abi. Falan olsun ya. Kardeşim. Lan kaç para? Kaç para diyorsun lan şeyleri? Abi o ikinci elleri 500 milyar ya, 54 onları. Şöyle biliyorum. 500 milyar abi. Kardeşim. 10 tane okuyacak beden, 10 tane. Ya ama ben hep karamsar yanmış burnunu koyuyorum. Şeyi görmedin mi benim burada? Olsun iyi. Ya iyi de ama parası çok kardeşim öyle. Parası çok. Tabii canım. O paraya. Ama MF'den ucuz. MF'den ucuz da şu kardeş yetme kurban oldu. 100 beygirlik motor arıyor. Aha getir. Kaç beygir olduğunu sen kendin biliyorsun. Evet. Evet öyle onun. Yetme yani. Şimdi onunla o kıyaslama ya. Ama o üstüne amma pislik topluyor harfı. Ne var ne yok getiriyorum başıma. Halsağı gibi oluyor biliyor musun? Valla çok güzel oluyor arkadaşlar tarla valla. Ersin abinin dediği gibi halı sahayı koruyor ve motor hızlandı yani. Kaldırmayacağım çünkü işlemesi lazım edecek. Yükseltir mi Ersin abi? Valla yükseltsem kalırsın kardeş. Az bir şey doğrultum arkadaşlar yıkıyor diye. Hadi bel tut yapma. Tamam sen bilin. Bizi üzdün. Ersin abini üzdün. Ben üzmedim ya. Millet üzdü ya. Ersin abi. 5S'i gördün değil mi sen? Abi o 5S'li 8S'lerin önü var ya. Abao. Abao. Param olsun var ya. Alacağım. Tamam mı? Onu müzeye kaldıracağım. Ne şahane motor yapıyor. Bunu yapan mühendis tamam mı? Abi onu yapan mühendis tam açırlar bize. Ben bunu yapan mühendis var ya. Sesini söyle abla hiç. Abi düşün söyle. Bunu yapan mühendis var ya. Ne bileyim ya. Söylenecek kelime yok değil mi? Bulamıyorum işte abi, bulamıyorum. Abi. Mühendismiş ya. günü geliyor, günümüzün çoğunluğu traktörlerin üzerine geçiriyoruz. O yüzden hangi traktör daha kullanışlı, elverişli, hangi traktör kullanışlı biraz zor ya da derecesini veriyor. Evet. Bunu veriyor abi. Yani şimdi D30 değil, başta motor olabilir. Benim için MF gibi çalışabiliyor mu? Konforlu mu? Rahat mı? Ona bakarım ben. Şu traktörün sesi ben duyuyorum. Ama MF'de inancı yok mu ses? Evet. MF'de bu ses yok. Ah baba, vay karım. Ah. İşte geberdi alçak.
Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ne gibi giriyorsunuz lan? Ama ağzımıza burnumuza giriyor. Kim içiyor? Alman deviymiş. Yerim lan seni Alman mı? Abi bir üstü yapar. Şikayet. Abi bizi tarlada yalan yapıyor. Seni tarlada yalan şey yapıyor. Arıyorum abi. Ersin Bey'le mi görüşüyorum? Fazla ya, hakkını gösteririm ben. Masayı da aşağıya çalışayım. Belki kamera bana gözüküyordur. Demin masayı gittim, çektim masayı ya. Ne olan ama masayı da? Masayı ne olan ya? Mühendis abi ya. Abi o mühendis hakkında ne düşünüyorsun ya? Ben tam niye varmışım ya? Kardeş, vallahi mühendis gerçekten harika bir mühendismiş. Ne yapma, ne hizmeti ya? Sen nasıl düşündün bu motoru, tasarımı? Sen nasıl çiftçiyi düşündün, öyle bir motor çıkardın? Bak arkadaşlar, ben fente mente binmedim ama kullanmadım da, binmedim de hiç. Londra'ya da binmedim. Ama yani hiçbiri değişmem. Yani şimdi böyle ya. Motorlar şey yapıyor, kıyaslıyor arkadaş. Ama MF pahalı olabilir. Ama gerçekten çok yani ağzı fazla sıkıntı veren MF de hiç görmedim yani. Daha doğrusu hiç görmedim ben MF. Yani böyle sıkıntılar olan MF de hiç görmedim. Abi ben bir tane gördüm de sanki motoru boşa sallayınca çoğu zaman oluyor. Bir boşa sallayan gördüm. Arıza vermişti. 80 kilometre bile yapmıştım o gün ben. Emeği ver. Boşa sallamış değil mi? Evet. Şimdi bunu koydun mu? Onun içinde kolay kolay açılan vardır ilaki. Ya evet, motor. Laki vardır canım. Allah Allah. Ama çok az. Sanayiye gittiğin zaman tamam mı? Tamam. MF sayısı da az ama sanayi gittiğin zaman ben hiç görmüyorum kardeşim. Gördüm. Doğru. İlk başta ondan sonra şey ondan sonra daha ne kusura görmedim ne dur İşte bu MF olsaydı beni kurtarırdı işte. MF olsaydı beni bu hareketi yapmazdı. Ne abi? Bu kadar nasıl MF yok? Sen ne yapıyorsun ya Sevinç'im? Abi iyi değil ben de valla. Ben de 10 gündür falan YouTube'a video attım. Ne oyun videosunda tarım blok atmıyor. Dedim bugün dedim atak dedim. Ersin abi de arayayım dedim. İyi gitmişsin kardeşim. Daha sonra neyle işte hem de Nevruz'u çok istiyorlardı. Zaten Nadas'ta bir gördük Nevruz'u. Kullanma şansımız çok da olmadı. Şimdi kullanıyorum üstündeyim. İşte anlattım bir şeyler. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Ben de zaten yabancısıyım yani arkadaşlar. Yani şurada toplasam şu kumdur kullanıyorum. Şuna bak. Nasıl duruyor? Ya oğlum az daha bunu küçüldü oğlum. Ne? Ya, yanlışlıkla şu arkamızı dönecek. Orada bizi ya. Dikmişin havaya doğru ama biraz kibar olacak kibar. Taşa gelmiş. Ulan hiç. İsmail'im bile hiç bana bağırır. Acaba motorumu kıracağım mı diye. Ersin abi. Evet. Güzel sohbetti. Evet kardeşim. Sohbetin için teşekkür ederim abi. Ya rica ederim. Seni sevenlere, yıllarda yine evet. Şey sevenlere güzel bir mesaj yolla. Kardeşim alıyorsanız, hangi motoru alırsanız alın. Biraz yumuşatalım. He biraz yumuşatalım. Ne yapıyorsun? Sen devletin ya. Evet. Sürüyor mu? Süreyim mi? Evet. Evet tamam süreyim. Sür lan sür yavrum sür. Ha, tamam sen inmek istemiyorsun. Evet. Tamam, sürüyorum o zaman. Şimdi biraz yumuşat da onun otuna inek. Şimdi evet. Kardeşim hangi motoru alırsanız alın. Güle güle hayırlı gülün. Herkesin motoru kendi için güzeldir, iyidir. İster D30 olsun, ister MF olsun, ister Timosan olsun, istersen... Bakın bakın. Aşak, Aşak Erkut, Same, Vatra, Pet, Miet, Yondere. Yondere. Cisimine burada yok da şimdi.
Ne efekte? Yollar, cazı, aynen. Kubota, lezi, başka... Tamam, hepsini saymıyor. Ha, ben de şimdi herkesin motoru kendine güzeldir. O yüzden de... Tabii sadece biz aralarındaki farkları görüyoruz. Hani belki bu bunu dinleyip de yorum bizim konuşmalarımızdan etkilenip BF alanı olabilir, başka motor olabilir, her şey olabilir. O yüzden de kusurumuza bakmayın. Aklınızı helal edin. Hakkı, aklınızı ister helal edin, ister. Bak adamı sizi yitmiyor, oruç aldı. Daniye bez sıkışmış. Aşağıya inince. Şimdi valla. Dönüyor lan tekrar. İyi. Dönüyor. O yüzden aşağıda valla. İsmalar montuklar. Olabiliyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzde beyin oldu diyelim. Ya belki de... son kez sesini dinletebilirim. Ersin abi kamerayı açar mısın? Botunu son kez bir cam kapıyı açıp sesini dinletelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani bir bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Da bitmedi mi daha ya? Bitti abi, bitti. T30 sol kanatta MF. Şunun gözlere bak, gözlere nasıl parlıyor MF.